Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masada buluştuk. Nasılsınız Ali Bey? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Yalnız gelmediniz. Oğlumla geldim. Oğlunuzla geldiniz. Evet. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İsminiz? Emin Berat Şahin. Harika. Emin Bey neler yapıyorsunuz? Ben gün içinde kitap okuyorum, ders çalışıyorum. Bazen televizyon izlediklerim de oluyor. Evet. Ne kadar tatlı konuşuyorsunuz siz ya böyle. Siz büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Ben büyüyünce inşallah göz doktoru olmak istiyorum. İnşallah göz doktoru olursunuz. Biz şu gözlükler, müzlükler çok işimizi düşüyor bizim Emin Bey. İstanbul'a nereden geldiniz? Şanlıurfa Suruç'tan geldim. Şanlıurfa Suruç'tan geldiniz. Evet. Ay hoş geldiniz. İlk defa mı geliyorsunuz İstanbul'a? Evet. Sevdiniz mi? Çok. Ay iyi, çok güzel. Bir dahakine önden bana haber verin, beraber gezeriz Emin Bey. Tamam. Babanıza güveniyor musunuz? Ona daha fazla güveniyorum. Daha fazla güveniyorsunuz. En çok babanıza mı güveniyorsunuz? Evet. Harikulade. Çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Ali Bey ne kadar tatlı oğlunuz var. Teşekkür ederim. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun. Biz bir Emin tek kardeş mi? Üç çocuğum var. Üç. Bir üniversite mezunu. Oh, ne diyorsunuz? Lise öğrencisi. Aa. Biri de Emin Berat. Evet. Aa, neler neler. Evet. Harikulade. Siz tekstille ilgileniyormuşsunuz. Tekstille, erkek giyim mağazacılığı üzerine. O sektördeyim ben. Evet, öyleymiş. Doğrudur. Amatör olarak da bağlama falan çalıyormuşsunuz. Müzikle uğraştığım oldu amatör olarak. Bağlama, gitar. Onun dışında ahşap oymacılığı ve ahşap tornası üzerine benim kurduğum bir atölyem var orada. Abi de. Bir şeylere bir şekil vermek, onu bir esere dönüştürmek. Bu benim hoşuma gidiyor. Bununla uğraşıyorum boş zamanlarımda. Ay ne kadar güzel. Bayağı şey, hobi olarak hobi mı? Hobi olarak yapıyorum. Ay ne evet. Kadar güzel ya. Bunu yapabiliyor olmanız Ali Bey. Kelimelerle aranız nasıl? İyidir. İyi diyebileceğim kadar iyidir yani. Aha. Birazdan göreceğiz ne kadar iyi olduğunu. Ama burası başka yani. Az evet. Önce gördüğünüz Sadullah Bey kendinden geçti burada. Başka bir haline geldi. Ancak masadan kalkarken evet. Sadullah Bey'e döndü. Evet. O yüzden hiç şey yapmayın. Burayı ölçü olarak kabul etmeyin. Stresi ne kadar yönetebiliyorsak o kadar başarılı oluyoruz aslında. Doğrudur. Başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayabiliriz. Başlayabilir miyiz? Evet. Peki o zaman... hanımlar, beyler, ilk dört harfli kelimemiz geliyor. Kokulu merhem. Krem. Krem doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Buyursunlar. Meyvesinden ve yaprağından faydalanılan bir bitki. Asma doğru cevap. Efendim, beş harfli ilk kelimemize geçtik. Bakın nasıl sorulmuş. Aksırtan, öksürten, yakıcı boğaz kaşıntısı. Gıcık. Gıcık doğru cevap. Efendim, beş harfli ikinci kelimemiz kendisi bir sıfat. Buyursunlar. Yasaca yapılması yasak olan veya yapılması için gerekli izin alınmayan. Yapılar vardır böyle. Kaçak. Kaçak doğru cevap. Altı harfli ilk kelimemiz mastarla bitiyor, inanır mısınız? Üç harfi gitti yani. Buyursunlar, sorusu şöyle. Mecazi anlamda merhamet etmek. Acımak. Acımak doğru cevap. Efendim geçtik bir diğer altı harfli kelimemize. Buyursunlar, nasıl da tatlı bir soru. Halk ağzında sözlü, yavuklu anlamında kullanılan bir sözcük. Efendim, Türkçe karşılığı, bu kelimenin Türkçe, direkt Türkçe karşılığı aday. Harf mi alsanız sanki? Namzet. Efendim? Namzet. Namzet doğru cevap. Gerek kalmadı harf alınmasına. Efendim, yedi harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendisi yine mastarla bitiyor. Buyursunlar. Götürmek, ulaştırmak, nakletmek. Götürmek, ulaştırmak, aktarmak nakletmek. Aktarmak değil, aktarma. Yok, aktarmak. Değil. Değil ama yaklaşık yani onun gibi bir şey. İletmek. Efendim? İletmek. İletmek doğru cevap.
Yani Ali Bey kopya vermemize de gerek yok. Biraz bekleyince buluyor kendisi. Efendim 7 harfli ikinci kelimemize geçmeden önce 3700 puandayız. 2 dakika 52 saniye süremiz var. Yani 34 harf alabilirsiniz. 34 harf alırsanız bize 1 saniye bırakmanız lazım ama bu zaten çok önemli bir bilgi değil şu an. Çok sıkıştığımızda tekrar hatırlatırım böyle şeylere ihtiyacımız olursa. Efendim ikinci 7 harfli kelimemiz bakın ekranda yağ gibi akıyor ya ne tatlı buyursunlar. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim benzeri belge. Böyle işe başlarken falan isterler bu belgelerden. Özgeçmiş gibi bir şey değil. Yok, bunları tamamı. Özgeçmişler, bilmem neler falanlar filanlar onların hepsi. Fransızca kökenli olur kendileri. Bir harf alabilir. Bir harf verelim. Ü. Evet. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. D. İki dakikamız kaldı. Şöyle belgesele de benzer bir şey der ne? Döküman. Döküman doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. Kendisinin bir yoksunluk eki var. Yazık. İşte sorusu. Yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz davranışları niteleyen sözcük. Yakışık almayan, yaraşmayan. Nokta nokta bir davranış. Bu nokta. Nahoş gibi. Nahoş gibi ama daha Türkçe kökenli düşünebilirsiniz. Uygunsuz. Efendim? Uygunsuz. Uygunsuz doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz yine mastarla bitiyor görüyor musunuz? Buyursunlar işte sorusu da şöyleymiş. Ayrı kalınan sevilen bir kimseyle bir araya gelmek. Kavuşmak. Kavuşmak doğru cevap. Efendim 9 harfli ilk cevabınız 2 kelime efendim yine mastar var. Bunun da tam bitiminde. 2 kelime mi? Efendim evet 2 kelime. Evet. Buyursunlar sorusu şöyle geliyor. Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli saymak. Yay tutmak. Yay tutmak doğru cevap. Efendim 9 harfli tek kelime bir bilim dalı soruyoruz buyursunlar. Uzayı yöneten genel yasalar bilimi, evren bilimi. Astroloji. Çok güzel gibi. Astronomi. Değil efendim. Nasıl şey yapar? Bu evren bilimi. Astroloji, yıldız. Kozmo. Efendim? Kozmoloji. Kozmoloji doğru cevap. Ali Bey size helal olsun. 10 harflilere geçtik. Biraz uzun yazılmış bir sorumuz gelecek. 2 kelimeden oluşuyor. Allah kolaylık versin. Buyursunlar. Önemi yok anlamında isim cümlelerini olumsuz yapan kelimeyi de içeren bir söz dizisi. Lazım değil gibi bir şey mi? Gibi evet efendim öyle bir şey. Sonunu doğru değil. Bağladınız. Başı daha böyle Arapça değil. Kökenli düşünebilirsiniz. Lazım değil. Önemi yok gibi olduğuna göre önemle ilgili bir şey olabilir orası. Bir harf alabilir miyim? Harf verelim efendim. Ü. Lüzum değil. Lüzum gereklilikle ilgili. Bu önemle ilgili bir şey. Bir harf daha. Bir harf daha verelim efendim. H harfi geldi. Önemi yok. Onu almayayım. Yok onu yapmamıza gerek yok. Bir harf daha alayım ben. Verelim bir harf daha verelim. Bir harf daha alayım ben. Bir harf daha gitti bir harf daha. 19 saniye. Mühim değil. Mühim değil. Doğru cevap. Mühim değil. Doğru cevap ve geçtik son sorumuza. 2 kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz. Son sorumuz bu. Son bu efendim. Evet. 18 saniyeniz var. Çatır çutur harcayabilirsiniz.
iki kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor. Evet. Efendim buyursunlar. Birinin yanağını orta parmakla işaret parmağı arasına alıp sıkıştırmak. Makas almak. Makas almak doğru cevap. Hanımlar beyler, Ali Bey gerçekten kelimelerin içinden geçti. 9200 puan aldık ve 14 saniyede arttırdık Ali Bey. Evet. Tebrik ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyiyim. İyisiniz. Rahatladınız mı biraz? Evet. Peki bir hedefiniz var mıydı? 9000 üzerine çıkmak hedefim. Onu da başarabildim. Harikulade. Bakalım şu an gün birincisisiniz. Bakalım böyle sürecek mi? Arkamızda iki yarışmacı daha var. Evet. Sizi tebrik ediyoruz şimdilik. Hanımlar beyler, Ali Bey'i alkışlarla gönderirken 3. yarışmacımızı çağırıyoruz.